Hayırlısı olsun inşallah. Geldiğimiz noktada da inşallah tekrar AK Parti'ye dönüşünü sağlamış olduk. İl başkanlığımızla yaptığımız görüşmelerde zaten olması gerekenin bu olduğunu ifade etmiştik. Elhamdülillah artık bugün itibariyle de geçişi yapılmış olacak. AK Parti'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu hareketi tekrar yerini almış olacak. Faaliyetten yürek ve akraba alacak. İnşallah gayretle çalışacağız. Önümüzde hem zor zamanlar yaşıyoruz hem de artık çok daha sıkı olmamız gereken zamanlar, çok daha bir beraberlik içerisinde hareket etmemiz gereken zamanları yaşıyoruz. O yüzden biz de tanıdığımız, sevdiğimiz, bildiğimiz insanları tekrar bu halkaya dahil etmek zorundayız. Hepimizin görevi bu halkaya bildiğimiz, tanıdığımız insanları dahil etmek. Varsa küskünler, onların o küskünlüklerini alıp tekrar bu süreçte bizle beraber hareket etmelerini sağlamak hepimizin görevi, vazifesi. Biz de bu bilinç içerisinde Fahrettin kardeşimizle görüşmüştük. Bugün itibariyle inşallah il başkanlığında bu geçiş süreci tamamlanmış olacak. Zaten gönül olarak aynı saflardaydık. Şimdi fiili olarak da inşallah aynı saflarda çalışmaya gayret edeceğiz, çalışacağız. İşimiz bu yani, çalışmak, millete hizmet etmek işimiz. Millete hizmet yolunda da inşallah hep beraber buralarda olmuş olacağız. Memleketin elbette sorunları var ama bu sorunlar çalışarak aşılır. Bazen konuşulur bunlar, bu işler nasıl aşılacak diye. Bu işler ancak çalışılarak aşılır, gayretle aşılır. Gayret olmadan herhangi bir meseleyi çözmek için güçlü bir irade ortaya koymadan hiçbir sorun aşılamaz. Ama güçlü bir irade koyduğunuz zaman, o güçlü bir iradeyle yola çıktığınız zaman o büyük görünen sorunların hepsi küçücük sorunlar haline gelir ve üstesinden gelirsiniz. Elhamdülillah bugüne kadar AK Parti Recep Tayyip Erdoğan bu süreçlerin hepsinin üstesinden geldi. İnşallah bundan sonra da bu süreçlerin üstesinden hep beraber geliriz. Biz mutlu olduk. İfade edeyim yani. Fahrettin kardeşimizin, ailesinin tekrar yuvada olmasından dolayı mutlu olduk. Mutluluğumuzu ifade etmiş olalım. İnşallah sizlerin de katkısıyla önce Sultan Gazi'de çok daha güçlü olacağız. Ama Sultan Gazi'nin gücünün İstanbul'a yansıması gerekiyor. Sadece Sultan Gazi özelinde belki çok büyük arada fark olduğu için, yani bizden sonra gelen partilerimizde çok büyük fark olduğu için, yani %40 fark var. Sadece Sultan Gazi için değil, ama biz Sultan Gazi'de alacağımız her oy İstanbul'a yarayacak. İstanbul'da alacağımız her oy Türkiye'ye yansıyacak ve dolayısıyla da bir katkısı olacak. Bu gözle bakıyoruz. Tek bir oyun bile öneminin olduğu. Adını göstersek, yani bir gün belki Cumhurbaşkanımızın programına katılsak vallahi pert oluruz. Bu tür çalışanları var. Bazen görüyoruz çünkü yanında çalışan koruma veya ona benzer pozisyonlarda çalışanlar. Mesela basın danışmanı bir arkadaşımız vardı. Uzun yıllar yanında çalıştı. Yani dedi ki artık dayanamıyorum. Yani o performansına, o sürekli koşturmasına ben dayanamıyorum dedi. Bu şekilde ayrılan mesela çok polis vardır, koruma polisi. Onlar dayanamayıp, ortaklara dayanamayıp işi bırakmıyor. Başka yere geçen, hani başka bir yere verin diye çok var birisi. Bu yaşına rağmen gece gündüz çalışıyor. Sadece Türkiye meseleleriyle ilgili değil, dünya meseleleriyle ilgili de artık ne söylediğine bakılan insan pozisyonu artık Cumhurbaşkanımız. Yani ağzından çıkacak lafa artık Amerika'sı da bakıyor, İngiltere'si de bakıyor. İşte son Ukrayna-Rusya meselesinde masaya iki tarafı da oturtan ülke konumuna geldik. Cumhurbaşkanımızın katkılarıyla, diyaloglarıyla. Diyalog olmasa bu işler çözülmez. Tabii iyi bir diplomasiyle oldu bunlar nihayetinde. Bunlar çok önemlidir. Türkiye açısından oldukça önemlidir. Türkiye'de güçlü bir liderin olmasının esasında önemini görüyoruz şu anda. Şu anda görüyoruz. Yani daha kötü birisi olduğu zaman ortaya çıkabilecek tabloyu değerlendirebiliriz. Hiç kimsenin sizden bir beklentisi olmaz. Hiç kimsenin beklentisi olmaz. Elhamdülillah zor zamanlar olmasına rağmen, hepimiz açısından zor zamanları yaşamamıza rağmen Allah'a inanıyoruz, Kur'an'a inanıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de zorlukla beraber kolaylık vardır diyor Rabbimiz.
açık hüküm yani. Dolayısıyla buna inanıyoruz. Ve aynı ayeti, ayetin devamında bir daha tekrarlıyor. Zorlukla beraber muhakkak bir kolaylık vardır diyor. İki defa tekrar. Evet, yani dolayısıyla elbette zor zamanlar yaşıyoruz ama bu zor zamanlar bizim açımızdan da ders alma zamanları olmalı. Aşağıda arkadaşlarla biraz konuştuk. Bu süreçlerde de ders almalıyız. Biraz da kendimize çeki düzen vermeliyiz hepimiz. Yani Rabbim bir zorluk gösteriyorsa, bir felaket gösteriyorsa dünyanın kuruluşundan beri, Adem Havva'dan beri bir zorlukla bizi imtihan ediyorsa muhakkak bir sebebi vardır. Bazen işte Hazreti Nuh döneminde olduğu gibi size öyle bir tufan gönderir ki ne var ne yok her şey Allah kullatı olur. Dünya sadece o gemiye binenlerden ibaret olur. Bazen de çekirgeler gönderir, ebabil kuşlarını gönderir. Der ki bak kulum azdınız artık yani. Azdınız artık doymak bilmeyen bir hale dönüştünüz. Birbirinize karşı düşmanlık yapar hale dönüştünüz der. Bir bela, bir musibet gelir, alır götürür. Dolayısıyla bu tür zamanlarda ben kendi adıma acaba ne hata yapıyoruz diye bakıyorum. Ne hatamız var? Kime kötülük yapıyoruz? Kimle ilgilenmiyoruz? Şimdi biz çok yaşadığımız için örneğini vereyim. Şimdi üst katında babayla annenin çocukları var. Veyahut da tek baba kalmış, tek anne kalmış. Sultan Gazi'den bahsediyorum. Bodrum katına annesini koymuş 95 yaşında. Bu somut örnek yani. 95 yaşında annesi var. Annesinin ihtiyaçlarıyla ilgilenmiyor ya. Çoluk çocuk var, üst katlarda yaşıyor. Annesinin ihtiyaçlarıyla ilgilenmiyor. Beyde olarak biz ilgileniyoruz. Sıcak yemek götürüyoruz. Doğalgazı yok, doğalgazını biz çekiyoruz. Lavabosu yok, lavabosunu getiriyoruz. Kadın 95 yaşında piknik tüpünde su ısıtıp onunla banyo yapmaya çalışıyor. Şimdi böyle bir millet, böyle bir hale düşmüşse, elhamdülillah bize çok değil ama örnekler işte bazen kurun yanında yaşıyorlar ya, bir bela gelir herkes alıp götürür yani. Şimdi annesine bak, babasına bakmayan bir forma dönüşmüşse millet, bütün insanlar ortaya çıkıyorsa, bir yerlerde bir hesap görüyor yani. Bir yerlerde bir hesap görüyor. Yaşıyoruz bunu. Annesiyle, babasıyla, kardeşiyle ilgilenmeye perişan olduğu bunu görüyor, vicdansızlar. Şimdi bu tür yaptığımız hatalar nihayetinde karşılığı bir yerde çıkar. Yani çıkar, başka bir yerde çıkar. Yani yaptığımız her iyiliğin karşılığını alırız, yaptığımız her kötülüğün muhakkak bir karşılığı vardır. Bugün olmaz, başka bir zaman olur. Sizden çıkmaz, çocuklarınızdan çıkar. Ne zaman olacağı belli olmaz. Ama bunun bir karşılığı muhakkak olur. O yüzden bu zor zamanlarda herkes kendi nefsine dönmeli. Acaba biz ne hata yapıyoruz da bu tür musibetlerle karşı karşıya kalıyoruz'u sorgulamalı. Bu pandemiyi bütün dünya yaşadı. Bütün dünya yaşadı pandemiyi. Dolayısıyla buna sadece ya bir hastalık diye bakmamak lazım. Dediğim gibi biz inanan insanlarız. Her işte bir hayır vardır diye bakıyoruz. Dolayısıyla Allah'a inanan insanlar olarak da madem öyle inanıyoruz, başımıza gelen her durumda da iyi de olsa kötü de olsa sebepleri de sorgulamak zorundayız. Velhasılı kelam, zor zamanlar yaşasak da bir olursak, beraber olursak, birlikte hareket edebilirsek bu zorlukların hepsinin üstesinden gelmek dahil olmuş oldular. Yine ifade ettiğim gibi gönül birlikleriyim sürüyordu ama fiil olarak da şimdi inşallah sokaklarda, caddelerde yine birlikte olacağız. Çalışmaya devam edeceğiz. Bizim işimiz bu. Allah razı olsun diyoruz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Emanet yok. Ben de bir iki kelime söylemek istiyorum. Ben ayağa kalkayım başkanım. Hepsi çok benden bir... istiyorsan. Yok gerek yok. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah razı olsun. Böyle büyük bir aileye sahip olduğum için gerçekten çok gururluyum. Allah hepinizden razı olsun. Teşekkür ederim. Var olun. Sağ olun. Var olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Evvela başkanım bu süreçte gerçekten her zaman desteğini esirgemedi bize. Her zaman yanımızda oldu. Eksiğimiz, yediğimiz ne varsa her türlü. Yani ilçede kimin ne eksiği varsa en ufak bir ilettiğimiz zaman hemen yardıma koştu. Yardımlarını eksik etmedi bizden. Bu süreçten sonra da inşallah daha güçlü olarak geleceğiz başkanımızla. İnşallah.
Tekrardan hepinize teşekkür ederim. Geldiniz, şeref verdiniz. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Önünüze geçişinde önce hayırlara vesile olsun. Rabbim yolunuzu birlikte başkanınla birlikte açık eylesin. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah utandırmasın. Daha nice nice güzel böyle birliktelikler nasip etsin. Rabbim dualarımızın kabulü için, fiyasa Allah rızası için. El-Fatiha ma'as-salam. Şuraya kadar geçeyim. Asansöre artık bilmez misin? Yok, gerek yok. Herkes geçsin. Yok yok, araç. Otobüs hazır. Otobüs hazır. Eyvallah. Tekrardan Hasan Hoca gönülden zaten bu çocuğun sesinden biri. Fahrettin gelişine. Azız ya, gelmez. Servet nerede? Gelmedi Servet, Ali Bey köydeyim dedi, geliyorum dedi. Tamam, tamam. Hacer Bey. Şöyle sonra kalma. Mustafa Tosun, Sultan Gazi Galericiler Dernek Başkanı diyelim. Yerinizde yapılıyor, hayırlı olsun. Burada niçin bulunuyorsunuz? Evet, şu an sizin için önemin değeri. Evet, İstanbul İl Başkanlığı'nda, AKP İl Başkanlığı'nda şu an toplantı salonunu iştigal etmekteyiz. Sebebi bulunmamız burada. Sultan Gazi'nin CHP meclis üyesi daha önce seçildi. Daha sonra CHP'de istifa eden bağımsız meclis üyesi olarak yaklaşık 2 yılı aşkın bir süredir mecliste hizmetlerde bulunan Fahrettin Yürek ve buradaki değerli ailesi, değerli dostlarıyla birlikte
AK Parti'ye geçiş yapmak için bulunmaktayız. Kendisi Sultan Gazi'nin büyük ailelerinden, köklü ailelerinde bulunan Fahrettin kardeşimiz. Aynı zamanda Siirt, Bitlis, Güneydoğu'nda çok büyük ailelerinin temsil eden Sultan Gazi'de bulunan kardeşimizdir. Kendisinin AK Parti'ye geçmesiyle kendisinin yanında bulunuyoruz. Ve dolayısıyla Sultan Gazi'ye faydalı olacağını düşünüyoruz. Kendisi bu süreçte zaten Sultan Gazi'de güzel hizmetler ve temsiliyet noktalarında bulunmuştur. Biz AK Parti içinde, Fahrettin kardeşimiz içinde bunun hayırlı olmasını diliyoruz. Verimli olacağına inanıyoruz. Buradaki bulunan bütün arkadaşlara, il başkanımıza, Sultan Gazi Belediye Başkanımız Abdurrahman Bey'e ve ilçe başkanımız Süleyman Yiğitoğlu'ya, burada değerli ekip arkadaşlara, hepsine hayırlı olsun diyoruz. İlçemiz için faydalı olacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Bir şey diyecek misin? Evet, sağ ol, teşekkür ederim. Öncelikle bugün Fahrettin kardeşimizin bu AK Parti'ye geçiş döneminde bulunmaktayız. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Şimdiden başarılarının devamını diliyorum. İnşallah Rabbim utandırmasın. Fahrettin'in bu partiye geçişinde inşallah çok büyük gücü olacak, çok büyük desteği olacak ve Allah'ın izniyle Sultan Gazi'de ve İstanbul'da çok farklı bir şekilde yürüyeceğine inancım sonsuzdur. Yolu açık olsun. Eyvallah, teşekkür ederim. Bir dakika. Bir daha alalım. Toplantımız hayırlara vesile olsun inşallah. Evet. Ben denekler federasyonu Bağcılar İlçe Başkan Yardımcısı. Çok güzel. Bulunma sebebiniz nedir burada şimdi? Ziyaret, kaynaşma. Başkanımızı çok seviyoruz. Yanında olduğumuz belli etmek için ekibimizle beraber buradayız. Süper. Bağcılar İlçe Başkan Yardımcısı. İnşallah güzel hizmetleri yapacağız, bir adım atacağız ekibimizle beraber. Başkanın yanındayız. Eyvallah. Teşekkür ederim, sağ ol. İsmim Kemal Kürşat Aktır. Silivri Cumhuriyet Mahallesi AK Parti Teşkilatı yönetimindeyim. Fahrettin Yürek şahsen dayımdır. 2 yılı aşkındır Sultan Gazi Belediyesi'nde yönetmekte olduğu bağımsız meclis üyesi görevini inşallah bugün AK Parti'ye geçerek taşlandıracağız. Bütün aile olarak ve bireyler olarak destekliyoruz bunu. Aile olmak sadece kan bağı değil, önemli olan duygularımızla, yüreğimizle bir arada, bir el olabilmektir. Herkese başarılar diliyorum. İnşallah bizim için de bu daha hayırlı olacaktır. Hayırlı olacağına da inanıyorum. Evet. Sevgiler, selamlar. Adım Ferhat Erelli. Bildik İstanbul Spor Komisyon Başkanıyım. Komisyonumla çok buraya geldim. Güzel, komisyon. Aynı zamanda AK Parti Beyoğlu Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı ve proje danışmanıyım. Maşallah, maşallah. Ne güzel. Giresun Alucalı'yım. Aluca Vakfı'nın Gençlik Kolları Başkan Yardımcısıyım. Kendi köyü derneğimin Gençlik Kolları Başkanıyım. Sporcuyum. Geleneksel Türk okçuluğu yapıyorum. Ne? Geleneksel Türk okçuluğu yapıyorum. Okçuluk. Çok güzel. Türkiye derecelerim var. Maşallah. Teşekkür ederim. Sağ ol, sağ ol. Fahrettin için buradasın, desteği. Evet. Sen bir şey söyle bari. Adım Muhammed Fatih Türkmen. Giresun Alucalı'yım. Maşallah. İstanbul Beyoğlu'nda oturuyorum. 23 yaşındayım. Beyoğlu Belediyesi temizlik işlerinde çalışıyorum. Teşekkür ederim. Bu kadar. Ben Fahrettin Yürek'in eşiyim. Her zaman arkasındayım. Onun için, herkes için inşallah hayırlısı olur hepimiz için. Buradaki bütün destekleyen arkadaş ve eş, akrabalar için hepsine çok teşekkür ederim. Başarıların devamını diliyorum. Yenge, o CHP'deyken ilk o zaman kızıyormuşsun sen kendisine, evet, doğru mu? Evet, evet, kızıyordum. Niye buradasın, niye, evet, sen, evet, niye AK Parti'de değilsin? Evet. İstediğim bir parti, istediği bir yere geldi. İnşallah onun için de, bizim için de, hepimiz için hayırlısı olur. Bir bakıma sen mi getirmiş oldun bunu şimdi? Olabilir.
sizi tanıyorum. Ben Fahrettin Yüreğin akrabasıyım. Yürümüş olduğu bu yolda onu yalnız bırakmıyoruz. Her zaman destekçisiyiz. Onu çok seviyoruz. Yani onun dışında bu kadar söyleyecektim. Sen zaten benziyorsun abi. Fahrettin Yüreğin kardeşisin. Ben kardeşi olarak her zaman destekçisiyiz. İsmini alabilir miyim? Arkasındayız. Yunus Yürek. Yunus Yürek. Evet. Her zaman destekçisiyiz, her zaman arkasındayız. Bu yolda başarılarını diliyoruz. İnşallah daha iyi yerlerde görmek isteriz. Recep Beyci. Ben de Fahrettin Yüreğin kardeşiyim. Mehmet Faruk Yürek. Abime bu yolda başarılar dilerim. Allah yolunu bahtına çıkartsın. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Abi sen bir şey diyeceğim mi? Yok. Abi, arkasındayız, destekliyoruz Fahrettin. Teyze sen şimdi neye geldin? Sen biz senden alalım ya. Sen ne yapıyorsun? Sağ ol, teşekkür ederim. Burada bulunmamızın sebebi tabii ki ziyaretimiz. Ben Zeynep Keklik, AK Parti Bağcılar Sancaktepe Mahalle Teşkilat Başkanıyım. Maşallah. Kadı kollarında görevliyim. Bir defa ailesinin bir mensubuyum. Ha bir def, tamam. Evet. Bir defa Bağcılar Teşkilatı Başkan Yardımcısıyım, bir defa ailesinde. Kamil Başkanımızı, Servet Başkanımızı, Baki Başkanımızla birlikte hazırlamış olduklar bu programda. Biz de ziyaret amaçlı buradayız. Ayrıca önümüzdeki seçimlerin muhtar adayım Bağcılar Sancaktepe Mahallesi'nde. Çok güzel. Ayrıca biz AK Parti olarak gurur duyuyoruz böyle programlarda, böyle organizasyonlarda bulunmaktan. Her şekilde partimizle gurur duyuyoruz. Sonuna kadar hem arkasındayız, hem önünde, hem sağında, hem solunda. Fiziki ve medya olarak. Eyvallah, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Merhabalar, ben Selvi Aydın. Bağcılar bir defa ailesindeyim, yönetiminde. Sağlık birim başkan yardımcısıyım. Aynı zamanda Esenler Turgut Reis'te ana kademedeyim. Mahalle yönetimindeyim. AK Parti 2011 yılından beri AK Parti'deyim. Aktif olarak da kadın kollarında şimdi ana kademedeyim. Çalışıyoruz. AK Parti gururumuz. Her zaman yanındayız. Maddi ve manevi. İl başkanımızı ziyarete geldik. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Ben ablasıyım Fahrettin Yüreğin. Çok mutlu olduk AK Parti'ye geçtiği için. Allah muvaffak etsin, Allah utandırmasın inşallah. Sonuna kadar arkasındayız. Fahrettin Yüreğin. Fahrettin Yüreğin. Evet, eyvallah. Sizden de alalım. Bağcılar Birliği grubundayım. ARGE Araştırma Başkanı'nın Bağcılar Belediyesi çalışanıyım. Bugün burada olmaktan çok mutluyum. İlk defa geliyorum, katılıyorum. Anca beraberiz, anca beraberiz. Çok güzel. İlk defa geliyoruz, çok mutluyuz. Teşekkür ederiz. Bağcılar'dan katılıyoruz. Ben de Güngören'e katılıyorum. Evet, Güngören'e katılıyorum. AK Parti 2016'dan bir taraf üyeyim. Daha doğrusu 2013'ten ama 16'dan daha çok arkadaşım. Burada durmaktan ve bu partinin içinde olmaktan şeref duyuyorum. Liderimize Rabbim güç kuvvet versin, yolunda başarılar diliyorum. Her zaman arkasındayız. Çok sağ olun. Ama sen diyeceğim bir şey. Sen niçin buradasın, ne yapıyorsun? Senden açıklama alalım. Biz Sultan Gazi Bağımsız Meclis Üyesi Fahrettin Yüreğin ailesi olarak buradayız. Fahrettin Yüreğin AK Parti'ye geçmesi bizi çok mutlu etti. Aslında gerçek yeri burasıydı ama zaman bugün oldu. Çok mutluyuz. Allah onu bu davada bizi mahcup etmesin inşallah. Partimiz için hayırlı uğurlu olsun. Onu destekliyoruz her zaman, arkasındayız. Eyvallah. Bir şey diyeceğim. Muhammed Kaldı, Sultan Gazi Türkmenler Dernek Başkanı. Burada bulunmamız sebebi Sayın Vekilimizin AK Parti'ye geçmesinden dolayı onu destekliyoruz. Teşekkür ederim. Eyvallah. Sen konuş bari. Ben Esenler, AK Parti Kadın Kolları Başkan Yardımcısı, Teşkilatlarına Başkanı, Kamil Başkanımızı destekliyoruz. Onu destekliyoruz amacımız. Evet, oradan biliyorum çünkü sizi. Tevfik Başkanı'nın aranız nasıl? Efendim? Tevfik Başkanımızın aranız nasıl? Tevfik Başkanımız bir tanedir. Çok iyidir. Ve Tevfik Başkanımıza bu da selamlar. Eyvallah. Sizin
Ben ilk defa katılıyorum. Evet. Niçin buradasınız biliyorsunuz mu? Ben bir def. Bir def olarak katıldım. Bir def yönetimdesiniz. Evet. Evet. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Var mı bir şey açıklama? Ben yine de güzel şeyler aldım. Abi sen işte, herkes diyor ki senin şeyin görüşün önemli. Yok yok, sağ olasın. Teşekkür ederiz. Ömer abi sen bir şey diyor mu? Güzel bir gün. Değerli bir kardeşimizin yanında olmak için bugün buradayız. Daha güzel şeylere hep beraber imza atacağız inşallah. İnşallah tamam oldu. Aynen öyle abi. Evdeyiz abi. Heyecan var. Heyecan var. Bu kadar kalabalık dışarıda var. Eksikliklerini Allah vermesin. Teşekkür ederim buradan hepsine tekrardan. Bütün eş dost akrabaya bir defa. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Sana da ayrıyeten teşekkür ederim. Geldim size yalnız. Yok yok abi. Eyvallah. Sağ olasın. Sağ olasın. Neyse bu çay bittikten sonra gene görüşler. İnşallah. Alacağız. Olur olur. Çay içeriz namazı. Sen çay içeriz namazı. Şöyle alın sen şeyde. Oturun. Oturun buyurun sen buyurun. Buyurun otur. Sandalye yok mu ya? Getirin şuraya sandalye koyun. Buraya koyun. Sandalye bize alın. Tamam dizin şöyle ortaya. Var var diyorsun. Yerin depolanan sandalye neye yarar? Şöyle koyacaksın ki misafirlerin ortaya. Sandalye var mı? Var tamam biliyoruz sandalyenin olduğunu da böyle koy. Yok var mı şurada? Öyle oturmak isteyen arkadaşlar burada oturabilirler. Ortaya koy. Aşağıda şey var. Gelecek, gelecek. Selamun aleyküm değerli hazirin. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Böyle
bir tarihi günde bu kararı vermeme en büyük etkenlerden, sebeplerden biri İl Başkanımız Sayın Osman Nuri Kabaktepe'nin bana verdiği güven duygusu ve samimi yaklaşımı. Allah razı olsun başkanım, sağ olun. Bundan dolayı sizlerin huzurunda kendisine çok teşekkür ederim. Sağ olsun, var olsun. Burada ilçe başkanımız Sayın Süleyman Yiğitoğlu, belediye başkanımız Sayın Avukat Abdurrahman Dursun Bey'e de ayrıca teşekkürlerimi sunmak istiyorum. İnşallah Allah'ın izniyle bana olan bu güveni boşa çıkarmayacağım, dostlarımı ve bana inananları mahcup etmeyeceğim. Ailem ile birlikte bu kutlu davada gerekli mücadeleyi son noktaya kadar vereceğim. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Bugün spikerliği ve moderatörlüğü ben yapayım dedim yani il başkanı olarak. Onun için böyle güzel bir program yapmış oluyoruz. Kıymetli belediye başkanımız da duygularımızın paylaşısından lütfen. Kıymetli başkanım, kıymetli hazirlerin hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün güzel bir vesile bir aradayız. Fahrettin kardeşimiz esasında gönül birlikteliğimizin çok yoğun olduğu, uzun zamandır tanışıklığımızın olduğu ve esasında biz de birlikte her daim hareket eden, ancak şöyle küçük bir heves de diyelim, küçük bir kırgınlıkla bir müddet böyle farklı bir sokağa girmiş olsa da bugün tekrar ana yola katılmış oldu, bizlere katılmış oldu. Çünkü o ve ailesi, biz biliyoruz ki her daim AK Parti'nin yanında bulundu. AK Parti ile gönülleri bir oldu, geçmiş itibariyle biliyoruz. Ve inşallah bugün itibariyle Akdağlar'da, AK Parti'mizin çatısı altında Cumhurbaşkanımıza yük olmama adına çok güzel çalışmalar yapacağız, çok gayretli çalışmalar yapacağız. Ben eminim Fahrettin kardeşimiz ve ailesinin başta Sultan Gazi'de bize güç verecek. Ancak Sultan Gazi güçlü bir ilçe. Bunu her zaman söylüyoruz. Teşkilatımızla beraber bir araya geldiğimizde de söylüyoruz. Bizim en yakın partiyle aramızda %40 fark var. Ancak biz her daim çalışırken, gayret ederken şu gözle bakıyoruz. Sultan Gazi alacağımız bir oyun İstanbul'a etkisi var diye bakıyoruz. Sultan Gazi alacağımız yanımıza birlikte hareket edeceğimiz tek bir kardeşimizi koyduğumuzda İstanbul'a, Türkiye'ye güç vereceğiz diye bakıyoruz. Bu gayretle çalışıyoruz. Bu gayretle çalışmaya inşallah devam edeceğiz. Sultan Gazi güçlü bir ilçe, bundan sonra çok daha güçlü olacak. Kardeşlerimizle, dostlarımızla bir ve beraber oldukça, birlikte hareket ettikçe, gönlümüz aynı hedefe doğru baktıkça inşallah yolumuz da açık olacak. İnandığımız yolda yürüyoruz. İstikametimiz belli. İnşallah yolumuzda, baktığımızda açık olsun diyorum. Ben Fahrettin kardeşime, gönülden ve ailesine, gönülden teşekkür ediyorum bizle birlikte olduğu için. Kıymetli başkanımıza ve ekibine de bugün burada güzel bir organizasyonu yaptıkları için tekrar teşekkürlerimi etmiş olayım. Allah razı olsun. Hayırlı olsun. İlçe başkanımızla düşüncelerimizin de paylaşsınlar. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum kıymetli başkanım, değerli hanımefendi. Bizim şey nerede? Mahitler. Yok, Kıyasettin nerede? Siirt. Bu kadar Siirt'te var, bir tane Siirt'te de ilde mi olsun gözüne? Evet, buyurun bakalım. Yok, bu buradaydı da biraz önce onun için. Evet, kıymetli başkanım, değerli hazurum, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Esasında Fahrettin Yürek kardeşimizi böyle bu kutlu davada aramızda görmenin de heyecanını yaşıyoruz. Çünkü Fahrettin kardeşimizle kapı komşuluğumuz, çocukluk arkadaşlığımız ve beraber top koşturmuşluğumuz var. Bu minvalde farklı yollardan ana istikamete tekrar girmiş olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Şöyle bir ifade var, merhum Bilge Kral Aliye İzzet Begoviç der ki,
tarihi Allah yazar, biz nerede duracağımıza karar veririz. İşte bu, bugün burada 2023 yolunda güzel bir duruşu buradaki komşularımızla, Sultan Gazi hemşehrilerimizle birlikte yaşıyoruz. Mutluyuz, onu ifade edelim. AK Partili olmanın gerektirdiği bazı sorumluluklar var. AK Partili olmak, hak ve batıl mücadelesinde hakkın yanında durmaktır. Yine AK Partili olmak, sorumluluk sahibi olmaktır. Dünyanın herhangi bir ucunda bir mazlum Müslümanın ayağına diken batsa, işte bunu vicdanında hissedebilmektir AK Partili olmak. AK Partili olmak, din, vatan, bayrak, ezan, namus uğruna gözünü kırpmadan tıpkı 15 Temmuz'daki gibi canını verebilmektir. Yine AK Partili olmak, inandığın yolda gidebilmektir. Esasında hepsini de toparlarsak, kıymetli dostlar, AK Partili olmak nasip işidir. Bu nasibe de nail olduğu için de aramıza hoş geldin diyerek de Bahrettin Yürek abimize, kardeşimize de hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Bu 1000 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde evlatlarımıza bırakacağımız tarihi notlar olarak da göğsünde yaşayacağı bir şeref madalyası olarak Bahrettin abimize, kıymetli ailemize de, ailesine de hayırlı ve uğurlu olsun diyorum ben. İnşallah birlikte yol yürümekte, onunla birlikte yol yürümekte bize nasip oldu diyelim. Tekrardan şu katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. İl başkanımıza. Evet, şimdi kendime söz vereceğim. Evet, Yasettin Bey, gel bakalım şöyle. Evet. Bak sandalye var mı? Siz de oturun. Evet, tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün hakikaten bizim için de güzel, sevindiğimiz, mutlu bugün. Önceden de Fahrettin kardeşimizle birkaç görüşme yapmıştık. İlçe başkanımızla yardımcılarıyla. Güzellikleri, iyilikleri, efendim faydalı olan şeyleri ortaya koyabilmek çok önemlidir, çok güzel şeylerdir. İnsan çünkü dünyaya bıraktığı şeydir demişler. Biz de hep beraber Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde hem insanlık için, hem Türkiye için, hem İstanbul'umuz için, hem Sultan Gazi'miz için hep güzel ve iyi olanları geride bırakmak için gayret ediyoruz. Yani işte belediye başkanımız çalışıyor. Hatta danışma meclislerini söyledim. Dedim AK Parti'nin bir belediye başkanımızın iki danışma meclisi arasında yaptığını şu an İstanbul Büyükşehir'de iktidarda olan yani Ankara'da ana muhalefet, İstanbul'da iktidar büyükşehir olarak baktığımızda partiye ait belediyeler 3 senede yapmamış diyorum. Bana diyorlar ki başkan nereden biliyorsun? Nasrettin Hoca'nın dünyanın ortasında demesi gibidir diyorum. Hoca inanmayanlara ne diyor? Sayın diyor, ölçün diyor. Ben de diyorum ki gelin bakın. Dolayısıyla bu hizmet kervanında her birimizin hakikaten bir katkısının olması noktasında bu birlikteliğe beraber sunduğunuz iyi niyetten dolayı, teveccühten dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bizim derdimiz Türkiye'nin geleceğini kuracak bir siyaset yaparak, Türkiye'nin geleceğini kuracak iş ve işlemleri bugünden yaparak hareket etmeye gayret ediyorum. Bu tek başına yapacağımız bir şey değil, omuz vererek, hep beraber yapacağımız bir şey. Fahrettin kardeşimize soyadıyla müsemma, yürekli bir davranış göstererek aramıza katıldığı için tekrar teşekkür ediyorum kendisine. Böyle kendisini de hayal edelim. Meclis rozetimiz var, onu takacağız sürekli ama bugüne ait böyle bir katılımı temsil eden parti rozetimizi de takalım. Çok girme, abi girme. Ne var sorun? Hayırlı olsun. Evet, üye formumuzu da Teşkilat Başkanımıza teslim edelim. Tekrar tebrik ederim. Hayırlı olsun. Evet, Galatasaray'ın tamam be bak. Teşekkür ederim. Eyvallah, çok teşekkür ederiz.
Hayırlı olsun. Üstelik başkan nasıl? Abi ya dedim. Şunu hatta şöyle kendi Sayın İl Başkanım, Belediye Başkanımız, İlçe Başkanımız, biz de böyle bir günde burada olmaktan gerçekten onur ve gurur duyuyoruz. AK Parti'nin vatanımız, milletimiz için ne kadar önemli ve değerli olduğunu hepimiz farkındayız ve biliyoruz. Bugün bu yeni katılımda bizim de az bir şey emeğimiz olduysa ne mutlu bize ki bu anı yaşıyoruz. Ben bütün Birleşmiş Dernekler Federasyonumuzda bugün buraya kadar zahmet edip geldiniz. Bu katılıma sizler de şahit oldunuz. Hepinize çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Başkanımızla önceden yine ziyaret etmiştik, sağ olsun. Görüşmüştük. Ben tekrar bugün Muharrettin kardeşimizin ilgili yaptığımız katılım programına dernekler olarak, Birleşmiş Dernekler Federasyon olarak da verdiğiniz destek için sizlere de tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hayırlı olsun. Başka fotoğraf çekilmesi kimse var mı? Başkanım, galericiler başkanımız var. Mustafa Tosun. Başkanım. Aşağıda nerede yapacaksınız? Ha, bizim giriş kapısı daha geniş, orada çekinelim. Kapı çekinelim. Şöyle bir tane alayım başkanım. Al bir tane sen hazır.